Bademcik iltihabına bir tavsiyesi var mı hocam? Şimdi bakın, bademcik iltihaplanması özellikle çocuklarda çok ama çok önemli. Çünkü bunun önünü almak zorundayız. Çünkü Allah korusun, bu kronikleşir, yerleşirse romatizmal şikayetler, işte kalp romatizması filan. Lütfen anne ve babalar, şimdi sonbahar mevsimine girdik. Kışa doğru ilerliyoruz. Çocuklarınızın boğaz enfeksiyonunu, faranjiti, tonsilit, bademcik iltihaplanmasını çok ama çok ciddiye alınız. Yoksa çocuğunuz ne oluyor? Uzun müddet eğer bakteriyelse antibiyotik kullanmak zorunda kalıyor. Bu da gelişme bozukluklarına neden oluyor. Boyları kısa kalıyor. Evet. Şimdi burada yapılacak olan şey, lütfen soğuk havalarda çocuklarınızı okula gönderirken, bir de akşam yatarken ada çayı gargarası. Eğer kronikleşmiş ise, yani 1,5 tutam ada çayının hazırlarken 150 mililitre suda veya 200-250 mililitre suda 1,5 tutam ada çayı alın. Üzerine de yarım tutam ebegümeci. O daha da etkili Etkili. oluyor. Özellikle kronik faranjitte, kronik bademcik iltihaplanmasında çok etkili.